Merhabalar HD Doğa kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda çekirdekten yetişen, kendiliğinden büyüyen dut ağacında çeşit değiştirme aşısı yapacağız. Bugünkü aşılarımızın çeşidi göz aşılarından ters T göz aşısı yapacağız. Urmu karadudu aşısı yapacağız arkadaşlar. Bu videonun sonunda da uygulama kısmının sonunda da yapmış olduğumuz aşıların tutup tutmadığı ile alakalı sonuç videosunu paylaşacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ne yaptık? Gözleri alacağımız kalemlere su dolu bir plastik kabın içerisine koyduk. Göz aşısı genelde sıcağın olduğu kısımlarda, dönemlerde, aylarda yapıldığı için de su kaybının önüne geçmek amacıyla burada kalemlerde yer alan gözlerin üzerindeki yaprakları kestik arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken göz aşılarında öncelikle gözün su kaybının önüne geçmek amacıyla gözü takacağımız anaçtaki veya koldaki gözün gireceği kısmı açacağız. Daha sonrasında gözün çıkartma işlemini yapıp yerine beklemeden takacağız arkadaşlar gözümüzü. Göz aşılarında dikkat edilmesi gereken bunlar. Eğer siz taşıdığınız yerde su kabı bulamazsanız kalemlerinizi nasıl taşıyabilirsiniz? Yapraklarını kestikten sonra ıslak bir tülbente veya bir beze sararak da taşıyabilirsiniz. Şimdi uygulama kısmına geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşıyı yapacağımız dalların alt kısımlarındaki yaprakları temizledik. Burada yaşamını sürdürebilmesi amacıyla 2-3 tane yaprak üst kısımdan bıraktık. Bu görmüş olduğunuz kısımlara göz aşılarını yapacağız. Göz aşıları tutarsa tuttuğu yerin hemen üst kısmından kesimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ama yaşamını sürdürebilmesi için de bu görmüş olduğunuz kısımların üst kısmında nefes yaprağı bıraktık. Evet arkadaşlar, yapacağımız aşı ters T göz aşısı olacak. Bu aşımızı da hemen yapmış olduğumuz düz T göz aşısının üst kısmına yapacağız. Ters T göz aşılarında kesimleri bu şekilde yapıyoruz. Bu aşımız Urmu Karadudu aşısı olacak arkadaşlar. Bu aşımızda da aşı yuvasının açım şekli diğer aşılarımızda gösterdiğimiz şekliyle aynı. Göz aşılarında aşı gözünde su kaybının önüne geçmek için aşı yuvasını her zaman önce açıyoruz. Sonra gözümüzü çıkartma işlemini yapıyoruz. Göz aşısı çeşitlerinde gözümüzün çıkarma şekli %90 aynı. Yani I göz aşısında, ters T göz aşısında, düz T, kapalı, yama gibi göz aşılarının hepsinde gözümüzü yarım halka şeklinde çıkartıyoruz. Sadece bilezik, boru ve muz aşılarında gözümüzü tam halka şeklinde çıkartıyoruz. Şimdi gözümüzü çıkarma işlemine geçeceğiz. Çıkarma işleminde yapmamız gereken yarım halka şeklinde kesme işlemini yapacağız. Kesme işlemini çizdiğimiz kısımlarda birkaç kez tekrar edeceğiz. Bu işlemden sonra yan kısımlardan da çizikler atacağız. Bu çizikler üzerinde de kesme işlemini birkaç kez tekrar edeceğiz. Kesme işleminden sonra aşı gözünün odunsu yapıdan rahat ayrılabilmesi için de aşı yuvasını açarken yaptığımız gibi kesilen yerlerde bıçağın ucuyla ileri geri hareketler yapacağız. Yani sıyırma işlemini yapacağız. Sıyırma işleminden sonra kanırtma işlemini yapıp gözümüzü odunsu yapıdan çıkartacağız. Gözümüzü çıkarttıktan sonra kalemimizde su kaybının önüne geçmek için su dolu kabın içerisine kalemimizi koyacağız. Gözümüzü çıkarttıktan sonra iç kısmında öz kısmının olup olmadığını kontrol edeceğiz. Öz kısmı varsa gözümüzü yuvasına bekletmeden takacağız. Öz kısmı yoksa göz çıkarma işlemini tekrar yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gözümüzü yuvasına taktık. Aşı gözünü taktıktan sonra kabuk kabuğa denk gelmesi olayını kontrol ediyorduk.
Kısaca özetlemek gerekirse, I göz aşısında alt ve üstteki çiziklerde kabukların birbirine temas ettiğini kontrol ediyorduk. Üst T göz aşısında üstte çizgimiz olduğu için üst kısımda, bu ters T göz aşısında da çizik kısmımız altta olduğu için yuvanın kabuk kısmıyla gözün kabuk kısmının birbirine temas edip etmediğini kontrol ediyoruz. Daha sonra bağlama işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Aşımızı bitirdik. Bu aşılarımızda dikkat etmemiz gereken, bilhassa incir, dut gibi böyle süt ağlayan, yani sütlü sıvıya sahip olan ağaçlarımızda ve ceviz gibi çok ağlayan ağaçlarımızda aşı gözünün boğulmaması için, bu sıvılardan kaynaklı aşı yapılan alanın üstüne ve alt kısımlarına bıçağımızla çizikler atıp tahliyeleri, ağlamaları oradan sağlıyorduk. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Aşı gözümüze gelecek olan zararları önlemiş olacağız. Ben şimdi hızlı bir şekilde diğer aşılar da yapacağım. Daha sonrasında aşının sonuç videosu kısmına geçeceğiz. Ben aşıları bitirdim. Bu görmüş olduğunuz sağ kısımdaki dallara, ana dala urmu karadudu, bu görmüş olduğunuz sol kısımdaki dallara da beyaz dut aşısı yaptık arkadaşlar. Şimdi sonuç videosuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, aşılarımızın ilk kontrolüne geldik. Bu görmüş olduğunuz aşımız bizim ilk yapmış olduğumuz I göz aşısıydı. Tutmuş arkadaşlar. Açacak Allah nasip ederse. Bu görmüş olduğunuzda ikinci yapmış olduğumuz aşımızdı. Kararma var demiştik. Hemen bu aşımızın üst kısmında da üçüncü yapmış olduğumuz ters T göz aşısı vardı. Bu aşımızda da sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kontrolleri için geldik aşılarımızı. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir filizlenmeler olmuş. Bir önce geldiğimizde aşılarımızda uyuyanlar vardı. Şimdi geldiğimizde uyananlar var, uyuyan gözlerden. Tuttu dediklerimizden de bağını açıp tekrar bağladıklarımızda yıpranıp da daha sonrasında kuruyanlar var. Bu görmüş olduğunuz dallarımız bizim piç sürgünler gene. Bunları temizleyeceğiz. Bir öncekinde temizlemediğimiz için gözlerimiz uyur vaziyetteydi. Temizledikten sonra gözlerimizde açmalar olmuş. Gözleri açanların bağlarını çıkartacağız. Açmayanların veya uyku pozisyonunda olanlar varsa onları sabit tutacağız arkadaşlar yerinde. Şimdi yapmamız gereken aşılarımızın olduğu kısımlardaki altında ya da üst kısımlarında sürgün olan piçleri almak olacak. Şu ilk yapmış olduğumuz göz aşısıydı. Çok güzel şekilde, o zaman uyku vaziyetindeydi. Şimdi açmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi filiz kocaman olmuş. Şu ilk filiz veren ana gövdedeki kara dudumuzdu. Onun filizi de bayağı büyümüş. Görmüş olduğunuzda üçüncü aşımız demiştik. Kara dut bu da tutmuş. Görmüş olduğunuz aşımızda birinci kontrolde aşı bağını çözdüklerimizden bu da bayağı bir sürgün vermiş. Ana kolun arka kısmında kara dut aşımızdı ve yeşil bir şekilde gözüküyordu. Bu da tutmuş. Bağlarını çözdük. Bayağı büyümüş. Bu aşımız da aynı şekilde kara dut aşısı. Bu da tutmuş arkadaşlar. Bayağı bir büyümüş. Görmüş olduğunuz aşımız geçen geldiğimizde soğuk vurmuş gibiydi. Şimdi filiz vermiş. Tutmuş arkadaşlar. Şu efsane olmuş arkadaşlar. I göz aşısıydı. İlk bağını çözdüklerimizden bayağı bir büyümüş. Şu da yapmış olduğumuz beyaz dut aşımızdı. Biraz önce de söylediğim gibi. Bakın, bu aşımızda beyaz dut aşısıydı. Bunlar uyku vaziyetindeydi. Şimdi bunlar tuttuğu için açmış. Bunlar tuttuğundan kaynaklı bunların aşı bağını çözdük. Bakın arkadaşlar, buralara I denemişim. I göz aşıları %100 sonuç vermiş. Bu da beyaz dudumuz. Burada var bir tane. Burada düz T göz aşısı yapmışım. Bu da tutmuş arkadaşlar, beyaz. Burada var bir tane beyaz. Buna ne yapmışız? Buna da ters T göz aşısı yapmışız. Bu da tutmuş. Şurada var, uyur vaziyetteydi bunlar. Bunlar da açmış arkadaşlar artık. Şurada var işte, dediğim gibi. Bu da uyku pozisyonundaydı. Bu da açmış. Yani anlayacağınız, 16 tane göz takmışız. Ve yüksek ihtimal oradaki bir tanesinin açmaması, yani ikinci aşımızın sebebi şeyden kaynaklı. Aşı bağını açtığımızdan kaynaklı olabilir. Şimdi 3 Eylül tarihindeyiz. O günden bugüne görmüş olduğunuz gibi bu kısma kara dut yapmıştık. Sadece şu dala beyaz vermiştik. Görmüş olduğunuz sol kısımdaki aşılarımızı da beyaz dut yapmıştık.
Geçen geldiğimizde karadutlardan iki tanesi açmıştı. Bir tanesi o üstteki hala orada zayıf duran uçtaki göz, tam şu köşedeki uçtaki göz, geçen soğuk vurur gibi duran gözümüz şimdi canlanmış. Yani aşılarımız bu şekilde. HD Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu aşı videosundan sonra göz aşısını yapamayacak insanların olacağını sanmıyorum. Bu tarz aşıları yapabilmeniz için biraz elinizin yeteneğinin olması ve de bizim videolarımızı izleyip öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bizleri takip etmeye devam edin.